Efendim merhabalar. Yeniden gündeme dairle sürdürüyoruz birlikteliğimizi. Bir konuğumuz olacak demiştim. Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Çiğdem Doğramacı bizimle birlikte dermatolojiyi konuşacağız, cildimizi konuşacağız. Biraz deprem sonrası sağlık aslında ilgili, yaşadıklarımızla ilgili rahatsızlıklarımız, üniversitenin durumu, kliniğin durumu, şikayetler, bilinenler, bilinmeyenler. Birçok başlığımız olacak dermatoloji ile ilgili olarak. Sedef'i konuşacağız, çocuklarda görülen egzamayı konuşacağız. Biraz merdiven altı işlemler ne durumda, bunu konuşacağız. Üniversite yine dediğim gibi botoks, biraz işin magazinsel tarafına da gireceğiz ilerleyen dakikalarda. Bizlere ulaşın, sorularınızı gönderin. Konumuz bu. Deri hastalıkları varsa merak ettiğiniz şeyler hocamızdan yanıt alabiliriz. HRT'nin Facebook hesabından gündeme dair için yaptığımız yayının altına sorularınızı yazabilirsiniz. Aynı zamanda 0326 221 36 36 numaralı telefonu kullanabilirsiniz. Sorularınızı WhatsApp'tan bizlere iletebilirsiniz. Yayın boyunca 9'a kadar, saat başına kadar birlikte olacağız. Sayın Profesör Doktor Hasan Çiğdem Doğramacı Hocam, hoş geldiniz. Merhabalar Can Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle HRT ailesine, bu güzel ekibe çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Dinleyenlerimize hem sevgiler hem saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah güzel bir söyleşi olacak. İnşallah faydamız olacak. Umuyorum. Dediğim gibi sevgili seyirciler, sorularınızı iletin hocam. Şimdi Sedef var başlıklar arasında. Çocuklarda görülen egzeme var. Uyuz hastalığı var. Deprem sonrası merdiven altı işlemler var. Tüm bunları konuşacağız. Biraz daha magazinsel işin tarafına da kaçacağız ilerleyen dakikalarda. Ama hocam, kimsiniz? Siz kendinizi önce bize anlatın, tanıtın lütfen ve üniversiteyi ilk başta bu konulara detaylandırmadan önce konuşalım istiyorum. Elbette, ben Profesör Doktor Asena Çiğdem Doğramacı, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanıyım. Benimle beraber bir yardımcım, doktora öğretim üyesi bir hocamız daha var. 15 tane asistanımız var, birbirinden tatlı doktorlarımız var. 3 tane polikliniğimiz, 1 tane fototerapi ünitemiz ki orada bir hemşiremiz görevli, bir cerrahi odamız var. Yani klinik olarak büyük şehirlerdeki ya da diğer üniversitelerdeki tüm yapılan işlemleri, tüm tedavileri biz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi dermatoloji olarak yapıyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Zaten biliyorsunuz depremden sonra ayakta kalan çok çok nadir hastanelerden bir tanesi oldu üniversitemiz, çok şükürler olsun. Çok kısa bir süre çadırdaydık, ondan sonra da kendi eski yerimize, binamıza döndük. Binamızda hizmet vermeye, hem polikliniğimiz hem yataklı servislerimizde hizmet vermeye devam ediyoruz. İnşallah da uzunca bir süre burada tedavilerimize, hastalarımıza şifa olmaya, Hatay halkına yardım etmeye çalışacağız. Etkilerini siz atlattınız o zaman. Şu an klinik normal şekilde işleyişine devam ediyor. Evet evet, tabii tabii. Eski deprem öncesi halimize döndük diyebilirim. Yani tüm kadromuzla beraber bayağı bir eskiye döndük. Evet, çok şükür. Yaralarımızı atlattık diyebiliriz. Dermatoloji bölümü adına en azından. Tüm işlemlerin yapılabildiğinde tekrarlayalım bir kere daha o zaman. Tabii tabii. Yani, tabii. Şeyin olmadığı. Hatta şeyi söylemek isterim, belki burada yeri geldi. Hastalarımıza da belki faydası olur. Çoğu insan, ya hocam biz randevu alamıyoruz dermatolojiden. Değil mi? Size de belki böyle şeyler geliyordur. Sağlık biraz sıkıntılı tabii. Ama ben şunu söyleyebilirim mesela. Bizim bir polikliniğimiz evet randevu sistemiyle çalışıyor, randevu ayarlıyoruz ama diğer polikliniğimizde randevu almalarına gerek yok hastaların. Sadece erken gelip sıra alacaklar. Sıra aldıkları zaman erken gelip belli bir sıra oluşuyor tabii. O sırayı alabilirlerse ki alıyorlar, biz hastalarımıza günlük faydalı olmaya, muayene etmeye elimizden geldiğince çalışıyoruz. Böyle çok... Öncesine herhangi bir ulaşmak dediğiniz gibi gerek yok o zaman. Şöyle, bir nolu polikliniğimiz için evet var. Hani internetten de alabilirler, ulaşıp da alabilirler ama ulaşamadık, yapamadık diyorlarsa günlük muayenelerimiz de var. Bu çok önemli. Hatta 3 nolu polikliniğimiz var. Biraz sonra konuşacağız. Sedeftir, egzamadır, sivilcedir. Bu tür hastalarımız için de bizim 3 nolu bir kronik hastalık polikliniğimiz var. Hatta bu hastalar normal polikliniği bile beklemeyip direkt bizim bu kronik hastalık polikliniğimize gelip
günlük muayenelerini olabiliyorlar. Yani elimizden geldiğince zaten depremzedeyiz, zaten hepimiz muzdaribiz. Elimizden geldiğince halkımıza hizmet etmeye, onları üzmemeye, sıkmamaya, mümkün olduğunca daha çok hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Yoğunluk ne durumda? Şimdi daha da detaylandırmadan önce bunu sorayım. Hasta yoğunluğu, popülasyon ne durumda? Çok mu şikayetçiyiz bu konuda? Ya şöyle söyleyeyim, tabii depremden sonra bir doktorlarda bir, yani özellikle belki de cildi alanında söyleyebilirim, bir sıkıntı elbette oluştu şehrimizde. Çünkü hem özel hastaneler, hem kamu hastanelerinin durumunu gördünüz. Hani şimdi gerçi kamu hastanelerimiz çok şükür işleyişlerine devam etmeye başladı. Orada dermatolog arkadaşlarımız var ki onlarla da her zaman teşviki mesai içerisindeyiz, birbirimizle paslaşıyoruz. Ama yine de tabii deprem öncesine göre dermatoloji, tabii ben sadece cildiyeyi söyleyebilirim, cildi alanında belli bir eksiklik var. İnşallah bu da düzelecek diye ümit ediyorum. Ne var rahatsızlıklarda? Öne ne çıkıyor mesela? Ya da depremden sonra artan ayrıca bir rahatsızlık var mı? Şöyle, yani bizim olmazsa olmaz hastalığımız var. Sedef hastalığı bu. Zaten toplumda %1-2 gibi, yani her 100 kişiden 2 kişinin sedef hastası olduğunu düşünün. Biz de cildiye polikliniğimizde çok sık görüyoruz sedef hastalarını. Bunlar böyle dizlerde, dirseklerde, saçlı deride, kızarıklık, kepeklenme, böyle zaten isminde oradan geliyor sedef ismine. Böyle sedefi, kirli beyaz bir kepeklenme oluyor. Ama sadece bu bölgelerde değil sedefi, biz ellerde, ayaklarda, özel bölgede ki gerçekten çok büyük sıkıntılara neden oluyor, görebiliyoruz. Sadece deri hastalığı da değil sedef. Aynı zamanda bu hastalarda eklem ağrıları, eklem tutulumları olup tabii eklem ağrısıyla gelen, ki bu konuyu çok önemsiyoruz. Neden? Çünkü eklemlerdeki harabiyet geri dönüşümsüz. Dolayısıyla biz bu hastaları tanır. Evet, bu sedefin eklem romatizması dersek, ki çok iyi romatologlarımız var. Hem Gezmiş Hoca hem Mete Hoca ile çok ciddi bir teşviki mesaimiz var. Cildiye romatoloji ilişkimiz çok iyi. Eğer bunlara tanıyı erken koyabilirsek, erken müdahale edersek gerçekten çok başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Ama ilerlerse eklem rahatsızlığına tabii, kadar gidiyor iş. Tabii çok ciddi sıkıntılar oluyor. Eklemlerini kullanamaz oluyorlar. Çok ciddi ağrıları oluyor. Çok ciddi tedaviler gerekiyor. Daha üst düzey tedaviler gerekiyor. Halbuki erken evrede yakalarsak çok güzel akıllı ilaçlarımız var. Onlarla tedavi ediyoruz ve çok çok başarılı sonuçlarımız var. Peki niye olur, neden olur, genetik midir, sonradan mıdır, ne yediğimiz içtiğimiz bir şey mi dokunur, stres sıkıntı mı doğurur, nedir sebebi bunun? Şimdi sedef hastalığının tamamen nedenini bulmuş değiliz ama bildiğimiz bir şey var, genetik bir yatkınlık oluyor bu hastalarda. Eğer anne babanızın ikisinde bir sedef varsa sizde görünme olasılığı %40'lara çıkabiliyor. Sadece bir ebeveyninizde varsa %10'larda, %12'lerde bu rakamlar. Çok az rakamlar değiller ama sadece genetikte değil. Yani mutlaka annenizde var, sizde de olur diye bir şey yok. Bunun yanı sıra çevresel faktörler çok önemli. Bunlar ne? Stres, sıkıntı, sigara içiciliği, kilo, obezite, bunlar sedef için çok tetikleyici faktörler. Dolayısıyla bunlara dikkat etmemiz gerekiyor ama çok önemli bir şey var. Sedef bulaşıcı değil. Bu çok önemli çünkü hastalar bize geliyor, hocam bu bulaşıcı mı? Asla böyle bir durumu yok. Asla bulaşıcı değil. Sizden bir başkasına geçmiyor. Çünkü düşünsenize, ellerinizde ayaklarınızda sedef var ve siz bir bir sektördesiniz ki insanlara bir şeyler ikram edilen bir sektördesiniz. Ya da bir kuaförsünüz ya da bir ev hanımısınız, annesiniz, ellerinizde bu yaralarla, değil mi, ne kadar sıkıntılı günler yaşadığınızı siz kendiniz bir empati kurun, ne kadar zor bir durum. Dolayısıyla hani böyle sıkıntıları bir an evvel çözmek adına biz bu hastalara bir çözüm yolu sunuyoruz, öyle düşünüyorum. Yani büyük bir çoğunluğu genetik dediniz, anne babada görülmesi yeterli dediniz ama ben korunabilir miyim peki anne babamda? Yok mesela böyle bir şey, ya da ne yaparsam ben bu bende görülmez bu rahatsızlık. Var mı böyle hani dikkat edilmesi gereken? Yani literatür çalışmaları var tabii, hani korunma yolları var mı psoriyazisten ya da dediğimiz, biz Latincesini kullanırız, sedef hastalığından. Böyle bir yol yok tabii ki, yani siz genetiğinizi değiştiremezsiniz elbette. Çevresel faktörleri değiştirebilirsiniz.
Yani dediğim gibi daha az sigara tüketebilirsiniz, stresten daha uzak kalabilirsiniz. Ya da hiç tüketmeyin zaten. Ya da hiç tüketmezsiniz, en sevdiğimiz yol o tabii. Ama hani ben ne yaparsanız yapın, eğer dediğim gibi bir doğanızda varsa o, sedef hastası olursunuz. Ama en azından çok ciddi bir sedef olmazsınız. Çünkü sedef biraz önce de söyledim, eklem tutulumu yapabiliyor, kiloya eğilim yapabiliyor, kalp hastalıklarına risk oluşturabiliyor. Özellikle anksiyete, depresyonu biz bu hastalarda çok görüyoruz. Sosyal izolasyon oluyor. Hastalar sosyal ortamlardan kaçıyorlar. Damgalanmış hissindeler bu hastalar. Neden? İşte sırf bu böyle kepeklenmeler, ciddi kaşıntılar, olur olmaz yerde işte ortaya çıkan bu kaşıntılar, kepeklenmeler insanları biraz tabii anksiyete ve depresyona sokabiliyor. Dolayısıyla sadece deri hastalığı demek sedefe haksızlık olur. Buzdağının görünen üst yüzü evet sedef lezyonları, sedef döküntüleri ama altta aslında hastanın altlara inerseniz yani alt katmanlarda aslında çok şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsinden korumak için hastaları biz erken dönemde görmek istiyoruz. Peki geldi size bir hasta, tespitini yaptınız, tedaviye başlayacaksınız. Hı hı. Nasıl işleyecek, nasıl ilerleyecek? Hı hı. Şimdi tabii basamaklı bir tedavisi var sedef hastalığının. İlk basamakta elbette eğer bizim bir takım skorlamalarımız var. Hani hekimlerin bunu dermatoloji hekimlerinin çoğunun bildiği bir skorlama sistemimiz var. Bu skorlama sistemiyle beraber hastaya belki de sadece krem tedavisi yeterli olabiliyor. Biraz evvel söyledim hemşiremizin başında olduğu bir fototerapi yani ışık ünitemiz var. Bu bir ışın değil, bu bir radyasyon değil. Hastalar buna da çok böyle kaçınmak istiyorlar ama bu bir ışık tedavisi, özel bir tedavi. Ve Hatay'da sadece üniversite hastanemizde var fototerapi ünitemiz. Bu da uygun gördüğümüz hastalarda kullandığımız çok son derece yüz güldürücü bir tedavi. Bunun üstünde bir basamak daha orta basamağa çıkarsak burada bir takım enjeksiyonlar, bir takım ağızdan haplar, bir tık daha böyle üst düzey bir tedavi var. Ama onun da üstünde akıllı ilaçlar dediğimiz biyolojik ajanlar ki son 10 yıla sedef hastalığında damgasını vurdu bu tedaviler. Siz sedefsiz yaşayabilirsiniz. Elbette kür tedavimiz yok. Bunu söylemek zaten imkansız bu şu anda. Belki 3-5 sene sonra inşallah onu da konuşacağız. Ama şimdi söyleyebileceğimiz siz sedef lezyonlarınızdan kurtulabilirsiniz. Çaresiz değilsiniz. Biz aslında bugün burada olmamızın en büyük nedeni belki de bu Can Bey. Yani bu hastalar tedavilerinin olmadığını düşünüyorlar. Bu hastalar çaresiz olduklarını düşünüyorlar. Böyle değiller. Bize ulaştıkları zaman... Garanti diyemeyiz, %100 tıpta hiçbir zaman %100 bir şey söyleyemeyiz. Ama çok büyük bir oranda sedefi yeniyoruz. Hastalar lezyonsuz, yarasız, beresiz, hayatlarına devam edebiliyorlar ki bu çok önemli. Ama bence var olmaya da devam ediyor. Elbette kür tedavisi değil, elbette tedavi altında kalıyor hastalar ama bu mesela 2 ayda bir enjeksiyon. 3 ayda bir enjeksiyonlarımız var. Biz hastayı 3 aydan 3 aya görüyoruz. Böyle her gün ilaç içmiyorlar, her gün iğne vurulmuyorlar. Devamlı bir tedavi elbette ama ara verdiğimiz dönemler oluyor bazen. 1 sene 2 sene ara veriyoruz. Hasta hastalıksız bir dönem geçirebiliyor. Biz buna remisyon deriz tıpta. Bazen çok uzun remisyon dönemleri olabiliyor. Dolayısıyla hani bu hastaların mutlaka bir dermatoloğa başvurmalarını önemsiyoruz. Çünkü gerçekten biraz evvel de söylediğim gibi çaresiz değiller. Biz çare olmaya hazırız. Her hastalığın her evresi içinde mi kesin sonuca ulaşıyoruz? Hemen hemen yani eğer siz basamak tedavisi dediğim gibi ilk basamaktan tedavi alamıyorsak, cevap alamıyorsak hastada ikinci basamağa geçebiliriz. Oradan cevap alamıyorsak üçüncü basamağa geçebiliriz. Bu hastayla hekimin birebir ilişkisiyle aslında şekillenen bir durum. Hastaları görüyoruz, hasta memnun değil, bir tedaviden memnun değilsek elbette bir üst tedavisi var. Ama sonuç olarak tedavisiz değil, çaresiz değil. Bu hastalığın bir tedavisi var. Peki o görünüm kaybolduğu zaman eklem ağrıları da mı ortadan kalkıyor? Şimdi bu kullandığımız akıllı ilaçlardan bahsedeceksek eğer evet bunlar zaten hem sedefe hem ekleme birebir hücum eden ve onu yenen ilaçlar. Akıllı ilaç denmelerinin nedeni de bu. Olaya müdahale ediyor bu ilaçlar ve dolayısıyla evet hem eklemde hem sedefte düzelme sağlıyorlar. Böyle çok hastamız var. Aslında bu hastalara da bir gün gelir. Belki böyle bir program yaparız hastalarımızla. Ne kadar güzel olur. Hatay halkına belki bir şifa oluruz.
Çünkü zaten biraz önce de söylediğim gibi çok sıkıntılı dönemlerimiz geçti. Bundan sonra belki daha iyi günlerimiz olur. Umuyorum, evet, umuyorum. Peki bununla ilgili var mı söyleyeceğiniz? Yok, sedef hastaları dediğim gibi bize ulaşabilirler. Evet, 3 nolu polikliniğimizde zaten kronik hastalık polikliniğimiz, onlara şifa olmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Randevu olmaya da gerek, almaya da gerek yok, direkt uygun şeyse. Yani. Şimdi tabii bu biraz şey bir oldu, hani randevuya gerek yok ama tabii ki sabah erken sıra almaya ihtiyaç var elbette. Peki çocuklar? Onlarda ne gibi rahatsızlıklar görülüyor? Ya da ne konuşacağız? Size gelen en çok gelen şikayet ne? Şimdi Can Beyciğim, eğer çocuklarda da çocukluk çağı egzaması dediğimiz atopik egzama denilen bir hastalığımız var. Bu da son yıllarda aslında çok sık görmeye başladığımız bir hastalık. Sadece biz değil, Türkiye hatta bütün dünyada sıklığı arttı. Zaten böyle sosyoekonomik düzeyi yüksek ülkelerde %5'lerde, 10'larda görülüyor. Ama Türkiye'de %3-4 görüyoruz atopik egzamayı. Ve bu atopik egzama eskiden biz işte çocuklarda yanaklarda kızarıklık, çok ciddi kaşıntı, dirsek iç yüzlerinde, bacak arkalarında çok ciddi böyle kaşıntılı yaralar, kızarıklıklar, kepeklenmelerle gidiyor. Giden bir hastalık. Bu hastalarda aynı zamanda astım, aynı zamanda alerjik rinit. Yani bir alerjik atopik bir bünyeleri var. Bunun üzerine de bir egzama tablosu oluşuyor. Şey, bu da mı genetik ya da ne kadar genetik? Bunda da genetik tabii. Bunda bir tık daha genetik faktörler, birazcık daha fazla. Şey, yeterli ve dengeli beslenmeyle ilgili bir şey mi? Beslenmeyi aslında hem sedef hem egzama için söyleyebilirim ama belki sedefte onu da göz ardı ettik. Böyle bir diyeti yok bu hastalıkların. Yani en azından sedef için bunu söyleyebiliriz. Ama atopik egzama birazcık daha diyete dikkat etmek gerekiyor. İşte bir takım kuru yemişler, deniz ürünleri, çilek gibi bir takım böyle tropikal hatta bir takım böyle meyveler, sebzeler, atopik yumurta, süt ürünleri gibi bir takım gıdalar atopik egzamayı arttırabiliyor ki bunlar için de bizim alerji testlerimiz var. Alerji testleriyle aslında hangi gıdaya ne kadar derecede alerjisi olduğunu da ortaya çıkarabiliyoruz. Böyle bir testimiz de var. Sadece ama çocuklar için mi böyle? İşte işin kötü yanı şöyle, eskiden erişkin dönemde atopik dermatiti %1-2 gibi görürdük. Fakat şimdi bu çocuk hastalarda erişkin döneme geçen bir egzama, hatta erişkin dönemde direkt başlangıçlı böyle egzamaları görüyoruz çocukluk çağı. Yani atopik dermatiti artık erişkinlerde de görmeye başladık. Bunun da şöyle söyleniyor, literatür bilgileri tabii bunlar. Literatür ışığında konuşursak eğer, işte sosyoekonomik düzey artı çevresel kirlenme, global ısınma, bunların hepsi aslında bir neden. Görüyorsunuz herkeste cep telefonu var, herkes radyoaktif, radyasyona hepimiz iyi kötü, güneşin etkilerine hepimiz iyi kötü, muzdaribiz. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki katkı maddelerini hepimiz biliyoruz. Bunların hepsi tabii birleşince bütün dünyanın sorunu tabii. Bu sadece Türkiye'de de değil, atopik egzamanın artık erişkin dönemde de bu çocuk çağı egzamalarının ama farklı bölgelerde nasıl karşımıza çıkıyor? Mesela boyun egzaması, mesela göz çevresi egzaması. Hiç geçmiyor. Göz çevresinde sürekli bir egzama. Ağız çevresinde egzamalar. Hiç geçmeyen egzamalar oluyor. Çok şiddetli kaşıntılar oluyor hastalarda. Bu hastalıklar mesela çok fazla artmaya başladı diyebilirim. Polikliniğimizin çok büyük bir kısmını da bu hastalar oluşturmaya başladı. Hiç geçmiyor derken nasıl bir tedavi süreci peki? Yani kaçı başarıya ulaşıyor, kaçı ulaşmıyor? Şöyle, atopik dermatitin zaten olmazsa olmaz tedavisi nemlendirmek. Çünkü bu hastaların derileri çok kuru. Yani ben diyorum ki yağ batın o kadar, yani böyle boyundan aşağı yüzünüze şuna buna böyle bolca nemlendirmeleri lazım. Çok önemli günlük nemlendirme. Bazen erkek çocuklarına nemlendirici sürmesi annelerin babaların biraz zor oluyor. Onlara da mesela diyorum mutlaka nemlendireceksiniz. Nemsizlik kabul edilemez. Mutlaka nemlendirin ama bu da yeterli olmuyor tabii. Bir takım gene basamak tedavileriyle yine buralarda da akıllı ilaçlarımız var. Son derece başarılı tedaviler atopik egzamanında da var. Hem çocukluk çağında hem erişkin dönemde çok ciddi tedavileri var. Üniversite hastaneleri ve eğitim araştırma hastanelerinde yazılabilen bir takım akıllı ilaçları var.
Bunun için de hastalar çok rahatlıkla bizim polikliniklerimize başvurabilirler. Bunun da mı tedavisi evre evre, yani birinci basamak, ikinci basamak ya da hastanın görünme durumu? Şimdi hastanın tabii kliniğiyle, dermatolojide hep böyledir zaten, klinikle ilişkilidir. Kliniğiniz daha hafif seyrediyorsa elbette daha basit tedavilerle, işte daha kremlerle, topikal deriz biz bunlara, daha çok sürme preparatlarla, ama tabii hastalığınız ilerliyorsa ya da ileri evredeyse ya da bu tedavilere cevap vermiyorsa elbette bir üst basamağa geçiyoruz. Ama yani basamakların olması bile aslında sevindirici. Yani iyi tedavilere ulaşmak mümkün. Peki yani Sedef'te bile hani o görüntü oradan kalkıyorsa eğer, bunda niye hiç geçmiyor dediniz bazı bölgeler? Tedavisizse geçmiyor. Tedaviye ulaştığı zaman hastalar tedaviden sonra rahatlıyorlar. Tabii tabii. Hatta yapılan çalışmalar ve biz şimdi bir sürü, tabii bizim de akıllı ilaç ya da tedavi altında bir sürü egzamalı hastamız var. Hastaların söylediği ikinci günde, bakın aylarca uyuyamayan, kaşınan, çok rahatsız olan, tabii sadece siz kaşınmıyorsunuz. Bütün aile aslında muzdarip bundan. Düşünün, siz uyuyamazsanız bütün aile uyuyamıyor. Çocuğunuz uyuyamıyorsa siz zaten uyuyamıyorsunuz, değil mi? Eşiniz uyuyamıyorsa siz de uyuyamıyorsunuz. Bu bütün aileyi etkileyen, yaşam kalitesini çok düşüren hastalıklar bunlar. Hani söylerken kolay anlatıyoruz ama bunu yaşayan insanların ne kadar muzdarip olduğunu biz birebir karşılaşıyoruz bu hastalarla, görüyoruz. Dolayısıyla bu hastalara bir tedavi başlıyorsunuz. Hasta ikinci gün, üçüncü gün geliyor. Kaşıntılarım bitti hocam, inanılmaz diyor. Yani bu bir hekim için zaten en herhalde mutlu eden tarafı bu. İyileşen, size teşekküre gelmiş hastalar. Dolayısıyla ikinci, üçüncü günde rahatlatabiliyorsak bu hastaları, ne mutlu bize. Ya o öyle bir insan içinde o kaşıntının geçmesi zaten yeniden doğmak gibi bir şey. Aynen öyle. Öyle bir insan. Tekrar sosyal hayatlarına dönüyorlar. Tekrar bir aile hayatları oluşuyor. Eğer çocuğunuz da okula gitmek istiyor. Çünkü bu çocuklar okula gitmek istemiyor. Gençler işe gitmek istemiyor. Anne babalar uyuyamadığı için çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bunların tümünü birden ortadan kaldırmak çok güzel bir şey. Peki, şimdi var mı buna ekleyeceğiniz aklındaki bir diğer soru? Yok, dikkat etsinler ve bize ulaşsınlar diyorum. Bir dermatoloğa ulaşsınlar. Doğru. Olağanüstü şeyler yaşadık ve olağanüstü şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Hala konteynerlerdeyiz, hala işte standartımız yok, kaliteli standartımız yok. Ve beraberinde gelen belki rahatsızlıklar da var. Ne var? Uyuz bunlardan biri mi mesela? Görülüyor mu? Ya da görülmemesi için ne yapmak gerekiyor? Ya da ne etkili bunda mesela? Ve aynı zamanda bununla birlikte deprem sonrası görülen diğer rahatsızlıklar. Belki siz ayrıca bir şey söylemek istersiniz. Şöyle, uyuz tabii yani şimdi çok kalabalık ortamlarda bir arada yaşamak elbette bazı hastalıklar için bir tehlikeli bir risk faktörü oluşturuyor. Uyuz da bunlardan bir tanesi. Okullarda işte ya da konteynerde ya da işte mesela 15 kişi yaşadığınız bir yerde birinin uyuz olması demek bütün ailenin bu risk altında olmasını gerektiriyor. Elbette uyuzda bir artış gördük ama uyuz tedavisi de çok zorlu bir tedavi değil. Düzgün yapılırsa eğer son derece etkili tedavileri var. Yapma tedavileri var, hazır preparatları var, hatta bir hapı var bunun. Hatta üniversite hastaneleri ve şehir hastanelerinde yazılırsa ödeniyor bu tedavilerde. Bu da son derece önemli. Aslında bakın bu hastalıkları saydım ama bu hastalıklarda hastalar para ödemiyorlar. Bu da çok önemli. Yani bunların hepsini belli raporlar çıkarıyoruz elbette. Bu raporlarla devlet ödemesi altında bu ilaçlar. Çünkü hani pahalı ilaçlar, hastalar belki buna başka türlü ulaşamıyorlar. Ama rapor çıkarttığımız zaman, yazdığımız zaman buna kolaylıkla ulaşıp alabiliyorlar. Keza uyuz da çok basit tedavisi olan bir hastalık. Ama işte ailenin hepsinin bir arada yapması lazım. Biraz herhalde bazı hastalıklarda hekim ve hastanın doğru ilişki kurması gerekiyor. Sizin hastaya güzel anlatmanız gerekiyor, doğru anlatmanız gerekiyor. Bir vakit alıyor tabii bunu, bir hastaya anlatmanız gerekiyor. Hastanın da can kulağıyla dinleyip eve gittiğinde bu tedaviyi doğru yapması gerekiyor. Bu ikisi birleştiği zaman aslında çözülemeyecek bir sorun değil. Ama işte bunun ikisini birleştirmek bazen sorun olabiliyor. Onun için İyi anlatmak lazım, iyi tedavi vermek lazım, kontrole çağırmak lazım. Ama uyuz arttı mı? Elbette arttı ama çözülemeyecek bir sorun mu? Elbette değil. Yine dermatologlara, yine aile hekimleri bu son derece başarılı tedavi veriyorlar. Aile hekimlerinin yetişemediği ya da bazen dirençli uyuzlar oluyor. Onları biz görüyoruz.
devreye giriyoruz. Biz de tedavilerimizi bir kat üste çıkartıyoruz. Yine o tedavileri veriyoruz. Dolayısıyla çözülemeyecek bir sorun değil. Ama işte dediğim gibi iyi tedaviler ve hasta-hekim ilişkisini iyi ayarlamak lazım. Bunda da şey mi, kişisel temizliğe mi biraz dikkat etmek gerekiyor? Ya da yaşadığımız yer ne kadar işte bağımsız koşullar altında yaşıyor olsak da ona mı dikkat etmek lazım? Ya şimdi şöyle çok komik, biz mesela uyuzsunuz siz dediğimiz zaman hemen bir direnç. Ben çok temiz bir insanım, çok titizim, temizliğe çok önem veririm. Her gün her yeri siler süpürürüm. Bununla hiç alakası olmayan bir durum aslında. Siz çok hijyenik, çok temiz, pırıl pırıl bir aile olabilirsiniz. Ama Sarcoptes scabii denilen çok minicik, mikroskopik bir parazit bu. Bir şekilde o ortama girdiyse eğer size de yayılıyor. Yani bunun sizin temiz olmanızla, hijyenle hiçbir alakası yok. Dolayısıyla hani kendinizi de suçlamayın. Bu bir sarkopt. Çok dediğim gibi sık yaşanan yerlerde bazen kaçınılmaz olabiliyor. Dolayısıyla buna eğer böyle bir neler olur, yani nasıl uyuz anlarız derseniz, yani mesela gece kaşıntıları çok önemli. Çünkü uyuz geceleri tünel kazdığı için gece kaşıntıları oluyor. Gündüz hastalar gayet rahat, işinde, gücünde, okulunda hiçbir problemleri yok. Gece uyuyamıyorlar. Gece kaşıntısı çok önemli. Sevdiği yerler var. Ön kol iç yüzleri, meme çevresi, özel bölge, bu bölgeleri çok seviyor. Göbek çevresi çok seviyor ama mesela sırtı hiç sevmez. Saçlı deli hiç sevmez gibi böyle sevdiği sevmediği yerler var. Mesela dediğim gibi aile kaşıntısı çok önemli. Siz kaşınıyorsanız, işte evet benim çocuklar da kaşınıyor diyor mesela. Dolayısıyla tanısını koymak aslında çok da zor değil. Hastalar kendileri de diyorlar, hocam biz uyuz olduk herhalde. Öyle geliyorlar zaten. Tedavisine verdiğiniz zaman iyileşiyor. Burada da aşama aşama hastalığın ilerleme durumuna göre mi? Yok yok, belli tedavileri var. Belli bir prosedürü var. Tedavi verdiğiniz zaman, ailesel olarak tümle beraber yaptıkları zaman hiçbir problem olmuyor. Şu şey hasta geliyor mu hocam? Merdiven altı işlem yaptırıp da sonra sizin kapınızı çalan hastalar mesela? Yani Can Beyciğim, bu herhalde bir sadece Hatay'a özgü bir şey olmasa gerek. Çünkü pek çok meslektaşımızla ben çok kongrelerde, çok toplantılarda beraberiz. Hepimizin altında ortak sorunu bu. Bu merdiven altı yapılan kozmetik işlemler çok büyük sorun. Biz de bilirkişi oluyoruz üniversitede elbette. Bunları çok sık görüyoruz. Polikliniklerde çok sık karşılaşıyoruz. Hem botulinum toksin mesela uygulamaları, toksin uygulamaları, çeşitli dolgu uygulamaları, işte daha iyi bir görünüm, daha genç bir görünüm, belki hani yaşının iyisi olmak için başvurduğunuz yerlerden çok daha kötü sonuçlarla dönebiliyorsunuz. Dolayısıyla burada gittiğiniz kliniğin bunu yapma yetkisi var mı? Bence en kritik nokta bu. Yani kişiler sorgulamalı. Siz bir işlem talep ediyorsanız o işlemi yapacak kişinin bu işte ehil mi, yapmaya yetkili mi, bu gittiğiniz ortam bunun için ruhsatlı mı, uygun mu, değil mi? Bunlar çünkü hayati önem taşıyan işlemler aslında. Basit gibi geliyor ama gerçekten çok... Ölüme kadar gidiyor ya bu. Botulismus olmuş, yoğun bakımlarda yatan hastalarımız var. Yani bunlar gerçekten çok sık gördüğümüz şeyler. Şaka değiller yani. Hiçbir can şakaya gelmez, hiçbir işlem şakaya gelmez. Biz küçücük bir enjeksiyonla bile hasta kaybedilebiliyor biliyorsunuz. Dolayısıyla merdiven altı işleri... Bir de o kadar çok kaçak göçek malzemeler var ki tabii hasta belki bunu ya da kişiler bunu anlayamayabiliyor ama hani gittiği yerin önemi burada ortaya çıkıyor zaten. Bunu bir hekim mi yapıyor bir kere? En önemlisi bu. O hekim bu işler için uygun bir hekim mi? Çünkü hani her hekim yapabilir mi sorusu gündemde. Bunu biz de çok tartışıyoruz. Her hekim yapmalı mı? Yapmalı tabii ki. Dermatologlar, plastik cerrahların işi aslında ama medikal estetikçiler, bir küçük bir grup medikal estetikçilerin de işi. Ama günümüzde artık herkes her şeyi yapmak istiyor. Buna da bir önlem alınacak. Zaman herhalde yanlış uygulamalar bize doğruyu getirecek. Öyle düşünüyorum ben. Bu nasıl bir işlemdir ki böyle şeyler yaşıyor hastalar? Yani nedir o botoks denilen, nedir? Şimdi şöyle, botulinum toksin bir aslında bir bakterinin, Clostridium difficile denilen bir bakterinin bir toksini, bu bir nörotoksin ama bu bir zehir değil elbette. Hastalar çok hocam zehir mi enjekte ediliyor? Zehir değil elbette, bir toksin. Karşılıklı iki tane hücrenin birbiriyle ilişkisini kurmaması. Dolayısıyla kasların belli bir süre
işte 3 ay, 5 ay flask yani kasılamadığı, böyle hastanın daha kendini güzel hissettiği ve gerçekten de başarılı, gerçekten çok başarılı uygulamalar, çok sevilen ve gerçekten çok popüler uygulamalar bunlar. Ama ilaç yanlış bir ilaç olabiliyor. Uygulayan kişi uygun bir kişi olmuyor. Anatomi bilmiyor, uygulayacağı dozu bilmiyor, nereye yapacağını bilmiyor. Dolayısıyla böyle çok farklı komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Keza dolgu uygulamasında mesela antisepsiye önem vermiyor. Güzel alanı temizlemiyor. Temizlemediği zaman bu bölgelerde enfeksiyonlar ortaya çıkıyor, enjeksiyonun girdiği yerlerde. Çok ciddi enfeksiyonlar üstelik bunlar. Ya da uyguladığı dolgu maddesi uygun bir dolgu değil, uygun yerde değil, uygun pozisyonda değil. Dolayısıyla bunlarla da savaşıyoruz. Dermatoloji bir yandan hastalıklarla savaşıyoruz. Bir yandan işte bu böyle merdiven altı işlerle uğraşıyoruz. Ama bunlar bizim sorumluluğumuz. Biz bunlara, hastaları biz bilgilendirmeliyiz. Dolayısıyla bunları da çok önemsiyoruz. Çok iyi oldu bu soruyu da sormanız. Halkımızı böyle de aydınlatmamız, ara ara aydınlatmamız bence çok güzel. Korkutucu bir şey tabii böyle bir sonuç. Elbette, elbette. Elbette. Erkeklerle konuşalım biraz o zaman. mesela saç var mı herhangi bir işlem üniversitede ya da son durum ne? Saçı korumada son durum ne? Ben de bu sorunun cevabını yine merakla dinleyeceğim. Şimdi erkek tipi saç dökülmesi tabii sorduğunuz soru herhalde. Çünkü saç dökülmesinin çok farklı nedenleri var ama şimdi erkek tipi saç dökülmesi artık hani herkesin görüp tanıyıp bildiği erkeklerdeki bu. Sadece erkeklerde olmuyor. Kadınlarda da erkek tipi saç dökülmesi var. Daha az görüyoruz ama kadınlar da bundan muzdarip olan kadın hastalarımız da var tabii ki. Ama erkeklerde bir kere Can Beyciğim, saç çok önemli bir aksesuar. Yani hem kadında hem erkekte çok güzel bir aksesuar. Herkes böyle canlı, parlak, güzel saçlara kavuşmak istiyor, öyle olmak istiyor ama bazıları şanssız diyelim. Neden? Çünkü bir enzim var. İşte o enzimin bir reseptörü var. Onunla bir ilişkisizliği var. Dolayısıyla genetik anlatmak istediğim şey bir genetik duyarsızlık var. Genetiği biraz evvel de söyledim. Değiştirmemiz mümkün değil. Yani bu genetik kodlanmış olarak doğduğunuzda bu saç folikülleriniz belli bir zaman, belli bir yaşa ulaştığınızda minyatürizasyon dediğimiz kalın o terminal kıllarınız inceliyor zaman içerisinde de kayboluyor. Ama bunun belli bölgeleri var. Frontal dediğimiz önlerden hemen böyle vertex dediğimiz ortalardan açılıp sonra geriye doğru bu saç çizgisi çok daha gerilere gidiyor. Çok şanslısınız, çok şanslı eder. Oksipital dediğimiz arka bölgeler korunuyor. Oralarda çok fazla dökülme olmuyor ama bu ön bölgelerdeki dökülmeler gerçekten ciddi sorun. Yapılabilecek, evet yani bu bütün dünyanın aradığı soru ve cevap bu. Yani cevap ne yapılabilir? İnanın çok gerçekten yani çığır açacak bir tedavi. Yapılabilecekler aslında sınırlı yapılabilecek işlemler var. Öncelikle bir takım spreyler veriyoruz hastalara, evde kullanabilecekleri. Ama hani uzun süreli spreyler bunlar. Bunun yanı sıra... Korumak için mi? Yoksa dökülmeyi durdurmak için mi? Daha çok korumak için ama yeni dökülmeleri de azaltıyor. Yani hani siz buna başlamadığınız zaman o minyatürizasyon devam ediyor. Ama hiç saçınız yok, spreyi sıkayım saçlarım çıksın mı? Bu artık saç hekimine giden bir hasta. Şimdi bunların da çok hani tıbbi ayrıntısına girmiyorum ama tabii bu hastalarımız da biz böyle ne diyelim bir derecelendiriyoruz. Birinci basamakta benim hastalar var. Benim üzerinden anlatın hocam. Mesela ben kişiselleştirmeyelim diyelim ama. Yok, anlatın ki izleyicilere. Yani tabii sizinki şimdi ortayla ağır arasındaki bir tablo. Şimdi çok parlak bir şey söylemeyeyim. Çünkü saç çizginiz epey geriye gitmiş. Feriman galiba diyorum bir sınıflama sistemi var bunun. Ona göre siz 5 ya da 6'sınız hatta. Yani dolayısıyla sizde ne yapılabilir? İşte bu losyonlarla belki kalan saçlarınızı koruyup biraz daha kalınlaştırabilirsiniz. Bu bir. İkincisi işte mezoterapi denilen, kök hücreler denilen, PRP denilen böyle kanınızı alıp bu işte belli bir yer santrifüj ederek üstteki o plazmayı alarak ki orada büyüme faktörleri var. Onlar saçınıza enjekte edilebilir. Bunlar böyle tabii seans yapılan işlemler.
Bunlar yapılabilir. Eksozomlar şimdi çok tabii. Yani dünya gündeminde eksozomlar var. Çok son 1-2 yıldır çığır açtı bu eksozomlar. Bunlar nanopartikül, çok küçük partiküller. Hücreler arası iletişimde görevliler. Mesela bir flakonda 5 milyonla 15 milyon arasında eksozom içeren foliküller var. Bunları belli bir şeyle sulandırıp saçağı enjekte ediyorsunuz. Yılda 2 defa, bazen 1 defa. Bu da olan saçınızı ama bakın olan saçınızı orada tutmaya ve hatta birazcık da kalınlaştırmaya faydası oluyor elbette. Bunlar yapılabilir. Saç dolguları var. Bunlar yapılabilir. Yani saçla ilgili çok çalışma var. Bence ileri çok kısa bir süre içerisinde, birkaç yıl içerisinde bile yeni yeni şeyler gelecek. Ektirme de meşhur ama. Tabii saç ekimi zaten artık hani sizin gibi kişiselleştirmeyelim dedik ama saç ekimi de çok iyi bir çözüm olabilir. Saç ekimini plastik ama onu da doğru yerlerde, doğru kişilere yaptırmak lazım. Plastik cerrah arkadaşlarımız bunu son derece başarıyla Türkiye'nin her yerine. Hatta biliyorsunuz sağlık turizminde bu saç ekimi Türkiye çok çok ileri bir seviyede. Saç ekimi de güzel bir seçenek elbette. İyi doktorlarımız bunu çok güzel başarıyla yapıyorlar. O da bir tedavi seçeneği. Yani bundan da şikayetçi olan varsa yine sizin kapınızı çalabilir. Elbette, elbette, elbette. Hocam, onu gösteriyor saatler. Ne kaldı? Belki çok kısaca kırmızı yüzden bahsedebiliriz. Kırmızı çünkü yüz. Evet, siz de belki ailenizde belki karşılaşıyorsunuz. Çünkü onu da çok sık görüyoruz. Böyle yüzlerinde kızarıklık, yanma, böyle ne sürsem hocam yüzüm kabul etmiyor, kusuyor. Böyle yanma hissi hissediyorum. Kıpkırmızı yüzleri. Biz buna akne rozasea diyoruz. Gül hastalığı bu hastalar. Tabii onun da çok çeşitleri var ama bu hastalarda böyle en tipik özellik böyle baharatlı yediklerinde. Çok sıcağa maruz kalanlar ki Hatay biliyorsunuz gastronomi şehri. Çok güzel yemeklerimiz var ama baharatlı, acılı, şunlu bunlu. İkincisi Hatay çok güneşli. Yaz çok uzun. Dolayısıyla güneş çok etkili bu hastalarda. Bunlar bir araya geldiği zaman hastalarda böyle bir kırmızı yüz, yanma, kaşıntı olabiliyor. Buna bir parazit aslında neden oluyor. Demodex dediğimiz bir parazit var. Aslında hepimizde var. Belki hani bir alanda bizde 3-4 varken bu hastalarda bir alanda 30'lu 40'lu olabiliyor. Buna da bir bant testi dediğimiz bir test var. Kliniğimizde yapıyoruz onu dermatoloji polikliniklerimizde. O demodex miktarınızı buluyoruz. Dolayısıyla o parazitle savaşıyoruz. Artı bazen BBL dediğimiz lazerlerimiz var. Bir takım lazerlerle de bu kırmızı yüzde savaşıyoruz. Sürekli olan bir şey mi, tekrarlayan bir şey mi? Hastalar çok dikkat ederlerse tekrarlama olasılıkları düşük. Ama işte yiyeceğine, içeceğine dikkat edecek, yemeğin buharında kalmayacak, sıcak banyolar, hamamlar bunlar yasak. Dediğim gibi güneşten korunmak çok önemli. İşte şapkalar, gözlükler, koruyucular bunları yaparlarsa tabii ki bizim tedavilerimize de uyarlarsa bundan kurtulmaları mümkün. Bu da çünkü çok sık gördüğümüz, iyi oldu böyle araya girmiş oldum ama bu da gerçekten önemli bir dermatolojik sorun. Bir uyarı hocam, son söz yine sizin olsun, belki kamerada sizin olsun. Bizi izleyenlere ne söylersiniz son olarak? Hatay'da bir üniversite hastanemiz var, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi. Burada bir dermatoloji polikliniği var. Burada bence gerçekten güzel bir hizmet verilmeye çalışılıyor Hatay halkına. Hatta inanın çevre illerden bile hastalarımız var. Dolayısıyla bir probleminiz varsa, dermatolojik bir problem, tabii cildiye probleminiz varsa lütfen bize ulaşın. Birçok hastalıkta sizin düşündüğünüzün aksine aslında çaresiz değilsiniz ama belki de doğru zamanda doğru yerde değildiniz. Doğru bir tedaviye ulaşamadınız belki de. Onun için sizi önemsiyoruz. Bizim için hastalarımız çok öncelikli sırada. Ben hastalarımızdan mevcut hastalarımıza şifa, gelebilecek kötülüklerden korunmak için de bizim burada olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim. Çok teşekkür ederim. Bu fırsatı da verdiniz bize. Can Bey çok teşekkür ederim. Hem size hem HRT ailesine. Sağ olun. Teşekkürler. Kolaylıklar. Sağ olun.
çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlığı konuştuk gündeme dair de. Bugün Mustafa Kemal Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Açıdem Doğramacı bizimle birlikteydi. Soruları yanıtladı, hastalıkları konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine ve sizler efendim zaman ayırdığınız haftanın ilk gününde birlikte olduk. Yarın yine sabah 8.30'da Hatay ve bölge için karşınızda olacağım. Mutlu, huzurlu, güzel bir gün ve güzel bir hafta olsun. Görüşmek üzere.